Elimizde gücü 2 kW olan bir klima olduğunu varsayalım. Birim başına maliyet fiyatı 3 lira olduğuna göre klimayı 10 saat çalıştırmanın maliyetini bulunuz. İlk olarak soruda bizden ne istendiğini yazalım. Klimayı 10 saat çalıştırmanın maliyetini hesaplamamız gerekiyor. Yazalım. 10 saatlik maliyet. Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi de soruda verilenlere bakalım. Elimizde güç miktarı 2 kW olan bir klima var. Yani güç miktarı verilmiş. Evet 2 kW. Bu klimayı 10 saat çalıştırmanın maliyetini hesaplamamız gerekiyor. Yani klimanın kullanıldığı zaman dilimi de verilmiş 10 saat. Ayrıca birim başına maliyetinde 3 lira olduğunu biliyoruz. Bunu da yazalım. Farklı bir renk kullanayım. Birim başına maliyet 3 lira. Peki elimizdeki bu bilgilerle 10 saatlik maliyeti nasıl bulabiliriz? Burada önemli olan nokta birim kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek. Bunu anlarsak soruyu rahatça çözebiliriz. Elektrikte birim kavramı kilowatt saati ifade eder. Peki kilowatt saat ne anlama geliyor? Bu bir enerji birimi. Örneğin 1 kilowattlık gücü olan herhangi bir aleti 1 saatliğine kullanırsanız harcanan enerji tanım gereği 1 kilowatt saat olur. Ancak bir saatliğine kullandığınız aletin güç miktarı 2 kilowattsa harcanan enerji 2 kilowatt saat olur. Böylece güçle zamanı çarparak kilowatt saati yani enerjinin ne kadar olduğunu bulabiliriz. Kilowatt saatin ne olduğunu öğrendiğimize ve güç miktarıyla klimayı ne kadar kullandığımızı bildiğimize göre 10 saatlik maliyetin ne kadar olacağını hesaplayabilir miyiz? videoyu durdurarak bunu nasıl yapacağımıza dair fikir yürütebilirsiniz. 10 saatlik maliyeti bulmamız gerektiğinden ilk olarak kaç birimin yani kaç kilowatt saatin kullanıldığını bulalım. Çünkü 1 kilowattın 3 lira olduğunu zaten biliyoruz. Bu yüzden kaç kilowatt saatin kullanıldığını bulursak maliyetinde kaç lira olacağını bulabiliriz. İlk olarak 10 saatte ne kadar kilowatt saat harcandığını hesaplayalım. Güç miktarı 2 kW'tı. Zamanda 10 saat. Peki bu durumda ne kadar enerji harcanır? Sadece birimlere bakarak burada harcanan enerjinin 2 kW çarpı 10 saatten 20 kilowatt saat olduğunu söyleyebiliriz. Yani 10 saatte 20 birim enerji harcanır. Birim başına maliyetin 3 lira olduğunu biliyorduk. Buna göre ne kadar ödememiz gerekir? 20 çarpı 3 liradan maliyetin bu durumda 60 lira olacağını bulabiliriz. Evet, maliyet 20 çarpı 3'ten 60 lira. Böylece ilk sorumuzu çözmüş olduk. Bir soru daha çözelim. 20 wattlık bir ampul her gün 5 saat kullanılıyor. Birim başına maliyet fiyatı 4 lira olduğuna göre ampulün kullanıldığı 30 gün için maliyeti bulunuz. Videoyu durdurarak soruyu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. Önce soruda ne sorulduğuna bakalım. Bu soruda da maliyeti bulmamız isteniyor, ama bu sefer 30 günlük maliyeti bulmamız gerekiyor. Sonra da verilenlere bakalım. Ampuldeki güç miktarını biliyoruz. Güç miktarı 20 watt. Ampulün her gün 5 saatliğine kullanıldığını biliyoruz. Bu önemli bir nokta. Yani zamanda her gün için 5 saat ve ampul 30 günlüğüne kullanılıyor. Bu da çok önemli. Ayrıca birim başına maliyetin ne kadar olduğunu biliyoruz. Burada da birim olarak kilowatt saat kullanılmış. Birim başına maliyet 4 lira. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu soruda da ne kadar kilowatt saatin harcandığını bulmamız gerekiyor. Bunu bulduktan sonra her kilowattın 4 lira olduğunu bildiğimizden gerekli işlemleri yaparak soruyu çözebiliriz. Yalnız tek sorun burada güç birimi olarak kilowatt yerine watt kullanılmış. Bunu nasıl çevirebiliriz? Çünkü ilk olarak bunu çevirmemiz gerekiyor. 1 kW'ın 1000 W olduğunu biliyoruz. Ancak 1 W neye eşit? İki tarafı da 1000'e bölerim. Sıfırlar birbirini götürür. Buradan da 1 W'ın 1 bölü 1000 kW'a eşit olduğu sonucuna varırız. 1 bölü 1000 kW. Bunu yerine yazalım. 20 çarpı 1 W yani 1 bölü 1000 kW. Bunlar birbirini götürür. Burada 2 bölü 100 kW kalır. Şimdi de zamana bakalım. Zamanın günlük 5 saat olduğunu ve ampulün 30 gün kullanılacağını biliyoruz. Bu durumda toplam zaman kaç olur? Şu iki değeri çarpalım. 30 çarpı 5'ten ampulün toplamda 150 saat kullanılacağını bulabiliriz. 30 çarpı 5, 150. Böylece gereken bilgileri bulmuş olduk. Güç miktarını kilowatt cinsinden, zamanı da saat cinsinden yazdık. Yani şimdi toplamda ne kadar kilowatt saat harcandığını hesaplayabiliriz. Videoyu durdurup kendinize de hesaplamayı deneyebilirsiniz. İşlemi yapalım. Harcanan toplam enerji 2 bölü 100 çarpı 150 kilowatt saat olur. 2 çarpı 150, 300 eder. 300 bölü 100'den de sonucun 3 kilowatt saat yani 3 birim olduğunu bulabiliriz. Her birim için 4 lira ödememiz gerektiğini biliyoruz. Bu durumda 3 birim için ne kadar öderiz? 4 çarpı 3'ten 3 birim için 12 lira öderiz. Yani maliyetin 12 lira olduğunu bulmuş olduk. Maliyeti hesaplamamızın istendiği bu tarz sorularda birim başına maliyet verildiğinde buradaki birimin her zaman kilowatt saat olduğunu unutmayın. O yüzden ilk olarak kilowatt saat cinsinden ne kadar enerji harcandığını bulmamız lazım. Bunun için de güç miktarının kilowatt, zamanın da saat cinsinden verildiğinden emin olmamız gerekir. Daha sonra bu ikisini çarparak kilowatt saat cinsinden enerjinin kaç olduğunu bulabiliriz. Bunu yaptıktan sonra geriye aslında pek de bir şey kalmaz. Bu noktada tek yapmamız gereken kilowatt saat miktarına göre maliyeti bulmak olacaktır.